nasılsın? Allah razı olsun abi. Ne haber, ne haber iyisin? Hoş geldiniz. İyi, Allah'a şükür. Arabayı daha şimdi ilk defa seninle beraber görüyoruz abi. Anam yemin olsun. Taş atıklarım ha. Anam yemin olsun. Motor kaputuna bak. Taş atıklarım onlar. Ha. Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet. Sesimiz kesildi ya. İşte PPF kaplamanın önemi işte. Susuyorum ben. Bir şey demeyeceğim. Çünkü bir şey dediğimde de değişmiyor. Demesem de değişmiyor. O yüzden hiçbir şey demeyeceğim. Susacağım bu sefer. Şu yana şey yanıyor. Kapının şu tarafı komple gidip. Allah Allah. Şurada da var. Seni de candan bilip sevecek sandım. Enes. Efendim abi. Şimdi abimle beraber öyle bir turlayacağız da. Sen kozmetik falan filan diye konuşmuş muydun hiç? Sağ arka çamurlukta mı, sol arka çamurlukta mı diye bir sürtme izi vardı abi. Önemli değil, onu biz de gördük. O hiç önemli. Maaş fiyeri söylemişti abi. Maaş fiyeri, onu da gördük. Ondan sonra herhalde bir ön tamponda taş izi vardı da acaba abi tampon diye kaputu mu kastetti? Ben tampon dedi diye çok sallamadım galiba. Tamponu kimse sallamaz ama kaput çok karışan ya. Bu araba herhangi bir dijitale gitse eksperde kasap gibi doğrarlar valla. Senin anlattığına göre 80-100 lira altını yoklarlar abi. Neyse biz bir test sürüşü yapalım bakalım. Abi tadına bakabilir miyiz? Bulduğuna şükür ha. Yemin ederim görüntüsünü anlarım, efsane çilek. Ver bir tane de ben yiyeyim. Bak şunun tadına baksana. Bir kasa mı alayım, iki kasa mı alayım? Bir yeter ya. Bismillah. Bir daha böyle çilek bulamayız bak, ben sana söyleyeyim. Bir şey al o zaman, yolda ye ye diyelim. Arabayı alamasam üzülmem de, bu şeyi almasam. Kardeşim kasanın darasını düşüyorsun değil mi? Tabii abicim. 140 lira. 2 kiloymuş bak, 140 lira dedim. Şöyle verdim. Kasanın darasına bir şey mi? Bir şey mi? Ben de sordum abi. Abi şimdi aracımızın sağ ön çamurluğunu tadilat boyalı. Bu mu abi? Aynen abi. Şuradan hafif bir vurmuş. Bu çamurluk tadilat boyalı. Uç kısmında bir macun var. Geri kalan da normal boya geçmiş. Sağ ön farın değişik, ön tamponun değişik. Ama bunların ikisi belli ki yetkili serviste değişmiş. Birebir aynısını takmışlar, sadece tarihleri tutmuyor. Aracın tavanında sol kısmında, arka kısmında bir vernik yanığı mevcut. O da kuş pisliğinden dolayı olmuş. Bak buraya da kuş pisliğinden dolayı diye not geçtim. Bilgin olsun. Araç etrafında ufak tefek taş izleri mevcut. Ezikler mevcut. Şaselerde, podyolarda, kılıç saçlarında bir sıkıntı yok. Arabanın mekanik olarak motorunda, şanzımanında, kartelinde herhangi bir yerinde bir yağ kaçağın yok. Aracı beyne bağladığımız zaman herhangi bir yerinde bir hata kodu vermemekte. Olduğu gibi orijinal çıkıyor. Herhangi bir hatası yoktur. Kilometre durumu da 59.336'dır. Bilgin olsun. Anlatabileceklerim bu kadar abi. Bir sıkıntısı yok yani. Tamam. Siz zaten airbag kontrolü yapmıyorsunuz değil mi abi? Ya yaptık. Gene biz kemer tarihlerine falan filan baktık ama orijinal hepsi. Bir sıkıntı kemerlerde, yok. Kemerlerde bir sıkıntı, aynen, yok. Bir sıkıntı yok. Gene torpidoda ben senin şeylerine baktım. Olduğu gibi hepsi orijinal. Bir tamam. Problem yok yani abi onlar. Tamam abi, oldu. Hayırlı olsun abi. Sağ ol abi. Yolumuza çıktık. Allah'a çok şükür. Eyüp'e verdim direksiyonu. Arkadaşlar sabahleyin Mercedes C180'i aldığımız Mehmet Ali kardeşimiz vardı. Ökkeş'le beraber, hatırlar mısınız bilmiyorum. 4-5 video öncesinde bize Mercedes satmışlardı. C180 AMG ama efsane temiz bir arabaydı. Biz de onu Uşak'tan bir abimize satmıştık. Videosunu izlemişsinizdir. İşte Mehmet Ali abinin yanına geldik sabahleyin. O bize sağ olsun çok güzel böyle poğaça moğaça çay demlemiş falan. Hemen böyle orada güzel bir kahvaltı yaptık hep beraber. Şimdi dönerken de yine ziyaret etme durumumuz olabilir. O dakikadan bu saate kadar da zaten koşturmacadayız. Şu anda saatlerimiz aşağı yukarı 4'e geliyor. Ve biz herhangi bir şey yemedik. Sandviç aldım arkadaşlar. İçinden 3 tane çıkıyormuş bu sandviçin. Acayip de pahalıymış. Elimi aldım. Vallahi bırakamadım. Arkamda da birileri vardı. Geri dönüp yani petrolün içine öyle bir yapmışlar ki. Arkaya dönüp götürüp bıraksam şimdi şeyden geçemiyorum. Kasanın önünde öğrendim zaten ben. Çünkü orada 100 TL, 90 TL'li fiyatlar vardı. Bu üçlü neyliymiş bu? Çedar medar yazıyor. 200 liraymış. Ya 200 lira çokmuş ya. Bence de çok.
İçinde 3 tane sandviç var bunun arkadaşlar. Birini ben yiyeceğim, birini Eyüp yiyecek. Sonra bir tane fazla kalıyor. Şöyle yapalım onu da. Ben sana bir soru sorayım. Sen o sorunun cevabını bilirsen sen ye. Tamam. Bilemezsen ben yiyeyim. Tamam. Teslimsin değil mi? Kabul teslimim canım, sıkıntı yok. Tamam. Dünyanın merkezi neresi? Dünyanın merkezi Bursa. İki tane sandviç yemek için de hani daha güzel bir soru olamaz. Arkadaşlar şimdi İstanbul'da enteresan durumlar var. Biz İstanbul'dan bir tane Mercedes C180 alacaktık. Çocukla telefonla konuştuk. Hayırlaştık. Biz aşağı yukarı bir aydır falan ufak tefek görüşüyoruz, flört ediyoruz. Yani tamam, en sonunda okeyleştirildi. Hayırlı olsun dedik, kapora gönderdik. Şimdi enteresan bir şekilde arabayı alacağımız kardeşin eniştesi mi birisi, yani araba onun üzerineymiş. O sabahleyin bizi aradı, dedi ki ya dedim. Can dedi bu arabayı satmak istemiyor dedi. Ya dedi onun bir borcu var, o yüzden satıyor dedi. Ben borcunu kapatıvereceğim dedi yani. Sizin kaporanızı iade etsek falan demiş. Orada ilgilenen bir arkadaşım vardı. Asıl arabayı almak isteyen de, hayali olan da, yani Enes diye bir kardeşimiz var. O da bu arabanın hayalini kuruyor. Yani çok sevdiğim bir araba. İnşallah nasip olur diyordu. Ben de hayal oldu diye seviniyordum. O tabii bayağı bozuk atmış. Ekşimiş yani. Demiş ki yani abi demiş yani ticaret yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Söz ağızdan çıkıyor. Bu nasıl bir şey demiş yani. Hani madem bu kadar borcunu ödeyecektin, ödeseydin abi demiş. Biz bir aydır bunun için uğraşıyoruz. Başka araba almadık. Başka bir yere para bağlamadık. Ticaretimiz burada. Sizi bekledik 3 gündür falan. Neyse artık söylenecek her şeyi söylemiş. Adam da yazık mahcup olmuş tabii. Neticeye kelam yani arabayı satacak herhalde de, bilmiyoruz. İşin enteresan tarafı hiçbir şekilde şu an telefonlarımızı açmıyor. Ya en sevmediğim durumlardan bir tanesi. Yani ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Ne diyeceğine diyeceğine hiçbir şey ne değer ne kim. Ya aç de ki abi böyle böyle bir durum var. Ben arabayı satamıyorum. Ya da satmak istemiyorum. Sizin de rızanız var mı? Rızamız yok. Ha, yoksa bir aydır uğraştırıyor bizi şimdi. Bir arkadaş bıraktı orada, bir gününü iptal etti, gitti arabanın kontrollerini yaptı. Her şeyi konuştuk. Ya sen beni kalkıp İstanbul'a kadar getirip de telefonlarımı açmamak da vallahi ne bileyim ya, anlamıyorum ya. Ya her şey o kadar net konuşuluyor ki. Yani ona sen terbiyesizlik mi dersin, adına başka. Ya vallahi söylenecek çok şey var ama. Açtırma bayramlık ağzı mı? Telefonları açmıyor. Yani çok düşük ihtimal de olsa bir sıkıntısı vardı açamıyor diye iyi iyi yorabiliriz. Ama gerçekten art niyetli bir şekilde bizi İstanbul'a getirip de burada yüzüstü bırakacak mı bırakmayacak mı? Vallahi onu şimdi göreceğiz yani. Adam boğazına yapışamazsın satacağım bu malı diye de. Yani adam kader cihetiyle kendi şeyinde, ticaret şeyinde, böyle kazanç şeyinde bence güzel şeyler yazmıyor şu anda yani bu böyle yaparsa. Söz verip sözünden caymak, sözünü yemek abi harbiden sıkıntı. Bereketi de alır götürür. Ama gel de bunu adama anlat işte ya. Orada biri aklına mı giriyor? Lan oğlum niye satıyorsun manyak? 30 lira fazlasını başkasına satarsın mı diyor. Anlamakta güçlük çekiyorum ya. Millete söz hassasiyeti hiç yok ya. Hiç yok. Yani söz veriyor, söz verdik diye 150 bin lira ucuzuna videosunu da çeke çeke YouTube'da yayınlaya satıyoruz. Alemin safı biz miyiz yani, hani saflık mısın? Yani yine benim bir derdim var, bir davam var yani. Göreceğiz arkadaşlar, bakalım, biz de bilmiyoruz sonucu, akıbeti nedir bu işin. Hele bir İstanbul'a gidelim. Arkadaşlar İstanbul'dayız. Birinci akşamımız. Şu anda saat sabah 4. Nereye geldik biz? Eyüp Sultan. Eyüp Sultan'a geldik arkadaşlar. Burada yatsı hemen arkasında sabah namazı birleştirivereceğiz. Çorbacısıydı, şurasıydı, burasıydı derken zaman geçivermiş bir anda. Neyse buradan sonra Enes'e gideceğiz. Artık orada vurup kafaya bir bayılacağız. Yarın yeni maceramıza başlayacağız. Arkadaşlar İstanbul'da ikinci gündeyiz. Enes kardeşimiz bizi bırakmış gitmiş, uyandık, kendimize geldik. Burayı size göstereyim. Şey çıkıyor mu şuradan, tabelası çıkıyor mu? Evet. Trabzon Büyük Liman Pidecisi Ali Usta. Geçenlerde biz burada bir pide yedirdi Enes bize. Bayıldım arkadaşlar. Şimdi size de birazdan nasıl bir şey olduğunu göstereceğim. Buraya gelirseniz mutlaka uğrayın. Birazdan size göstereceğimiz pideyi de sipariş edin, yiyin. Şimdi Enes bize söyleyecek nasıl isimlendireceğimizi işte. Herkese yapmıyor da olabilirler. Özel bir menü de olabilir, bilmiyorum. Onu görün. Ondan sonra da arkadaşlar Allah'ından mani olmazsa Mercedes tek kapı bir araba demiştik size. İnşallah o arabayı almaya gideceğiz. Daha doğrusu şöyle bir problemimiz var. Şu ana kadar böyle bir ulaşamama durumumuz var. İyi niyetimizi koruyoruz ama nedir ne değildir onu da göreceğiz yani.
Bakalım hayırlısı olsun. Önce bir karnımızı doyuralım, gözümüz ışık gelsin, sonra devam edelim. Hadi bakalım. Şimdi bir şey istiyor musunuz? Ne veriyorsun abi sen? Ayran, kola. Hey, ayran olmalı. Arkadaşlar, şimdi bu Trabzon'a özel, biraz da burada abilerimize özel bir şey galiba. Başka yapan yok bu mıntıkada, böyle öyle söylediler. Şu kenardaki kabarıklığı bilerek yapıyorlar. Siz buradan kırıyorsunuz bir parça. Çok sıcak arkadaşlar, ben bunu kıramıyorum. Mesela kırdınız ya. Şöyle. Eyvallah. Kırdığınız parçayı işte tuzunu, karabiberini ektikten sonra buradaki tereyağı ile beraber sıcağın içerisinde bir parça tereyağı koymuşlar. O da eriyor. Bir taraftan buna bandırarak yiyorsunuz. Bir taraftan şu etinden alıyorsunuz falan. Çok değişik bir deneyim olmuş. Yani ben daha önce yediğim için şey yapıp biliyorum ama artık bu kadarını söylesem yeterli. Bundan sonrasında siz gelip kendiniz burada deneyimlersiniz. Fiyat ne kadardı? Fiyatını da söylesek çok iyi ama onu artık birazdan arkadaşlar, biz onu sormayı unuttuk. Ama çok afaki bir fiyat olacağını düşünmüyorum. O da merak kalsın artık, yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik. Elhamdülillah çok güzel bir yemekti. Yeri de gösterdik zaten size. Bu arada arkadaşlar hesabı da söyleyeyim. Az önce aklıma gelmedi, öğrenmemiştim. İki kişi, iki tane de ayran aldık. 560 lira tuttu şey hesap. Herhalde İstanbul şartlarında makul değil mi? Makul. Makul. İstanbul şartlarında yani. Evet, makul. Bizim Isparta pide falan belki daha uygun şey yapılıyor ama burada şimdi kavurma var, yumurta var, tereyağı var. Malzemesi falan. Güzeldi malzemesi ya. Malzemesi falan çok güzel, lezzeti çok güzel. Ellerine sağlık. Sevgili arkadaşlar, şimdi nereye gidiyoruz? Mercedes'ci arkadaşımıza, bu bizim tek kapı Mercedes satacak Mercedes'in arkadaşımıza hala ulaşamıyoruz. Onun biz bir enişten mi dedi, dayım mı dedi, bir abimize kapora göndermiştik. Ruhsat sahibi oymuş, ruhsat da onun adı yazıyordu. Onu arıyoruz. O da yani böyle ya kusura bakmayın ben de ulaşamıyorum falan filan diyor. Bir tezgah demeyeyim de hani yani ortada bir şey dönüyor ama. Ama tezgah gibi duruyor. Yani ne olduğunu da anlayamadık arkadaşlar. Biz bu geçen dediğimiz arkadaş da İstanbul'da bir arkadaşımızı buluşturduk. Onunla arabayı kontrol ettik. Ulan Camış, oraya dönecekmişsin madem. Niye kurşun gibi geliyorsun? Harbiden ya. Buraya kes. özür dilerim. Kendi kibar formatına tekrar geri dönüyorum. Şimdi bir daha arayayım. Açarsa konuşalım canlı canlı. Aç. Ara belki yani abi. Açacağını zannetmiyorum ben de. Ben de hiç tahmin etmiyorum da. Deneyelim şansımızı. Bir de açıyormuş. İnsafa geliyormuş. Vicdana geliyormuş. Açıyormuş telefon. Abi ya hakkını helal et ya. Ben iki gündür çok kötü hastayım. Konuşamıyorum. Ölüyordum, yeni kurtuldum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çocuk telefonları açmıyor. Sadece bazen arıyoruz mesela, meşgul çalıyor. Ulan dolandırıcı dese dolandırıcı olduğunu zannetmiyorum. Girdik gittin gördün ben değil mi? Ben sanmıyorum, gittim yani. Yani gittin gördün, fiziken var yani böyle. Fiziken var yani. Kapora dolandırıcı desem. Arkadaşlar kapora da gönderdik abi. Kapora da gönderdik. Ses seda yok. Neyse onu kapora kısmı zaten avukat arkadaşlarımız hallederler. Onda sorun yok. Onunla ilgili bir kaygımız da yok da. Ben telefonda eniştesi olan abiye diyorum ki. Ya abi diyorum bak biz bundan sonra kime güvenelim? Yani ticarette böyle bir şey olmaz. O da diyor ki haklısınız diyor, siz doğru söylüyorsunuz diyor falan. Ya diyor da işte yani aralarında konuşmuşlar herhalde. İdare ediyor ya bu adamları. Savam İstanbul'da falan filan diye herhalde böyle konuşmuşlar. Ne anlatsam boş. Ben dedim ki adama bir tane sesli mesaj attım adama. Geri dönmüyor bana. Bu enişte de geri dönmüyor. O da ekibin içinde muhtemelen. Dedim ki abi dedim bak beni 2 saattir bekletiyorsun. Hala daha bana yazmadın, çizmedin. Yani siz bu söz meselesini önemsemiyorsunuz ama bizi buralara kadar getirdiniz. Hakkımıza, hukukumuza tecavüz ettiniz. Geri dönmüyorsunuz, telefonlara cevap vermiyorsunuz. Ne olup biteceğini söylemiyorsunuz. Biz bu adamın arabasını alacağız diye çok hesaplı, ticari olarak avantajlı, hoşumuza giden başka arabaları söz verdiğimiz tarihte bu arabayı almamız gerektiği için almadık. Ya parayı ayırıyorsun, kenara koyuyorsun diyorsa bu parayla şu araba alınacak. Ya bizde çizgi böyle zaten. Yani biri gelse orada dese ki 200 bin lira daha avantajlı aynısından veriyorum dese biz kolay kolay o ticaretten dönmeyiz yani. Ya bizi her yönden bu adamlar mağdur ettiler gibi gözüküyor. Eğer zaten bu araba bize nasip olur veya videonun şekli değişirse onu da izlersiniz. Abilerle onu da konuşuruz. Ona da artık bu süreç hakkında niye böyle yaptılar diye cevabını verirler videoda. Ama muhtemelen çok görüşeceğiz gibime gelmiyor benim. Gelmiyor abi. 5-10 bin liranın hani bu işteki kıymeti önemli ama şu anlamda önemli. Yani burada mesela ticareti bozma, sözünden cayma, insanların vaktini, zamanını, emeğini, her şeyini çalma. Öyle. Bu şekilde bir ya bu buna
Buna yorum, arkadaşlar yorumda buna cevap verirler. Bunun bir karşılığı var. Bir adamı tutup İstanbul'a getirip hayırlı olsun arabayı deyip vermemek. Arabayı vermemeyi bırak, telefonları açmamak, geri dönmemek. Buna bir tabir, ne yorum yapabiliriz? Bir kelimeyle ne söyleyebiliriz buna? Ya benim aklıma çok güzel tabirler geliyor da bu mecraya uygun değil abi şimdi. Sen merak etme, senin söyleyemediğini yorum bölümünde söylerler. Eyvallah şimdi. Tamam ben seni anlıyorum. Sen her şey diyebilirsin yani abi. Evet, ben çünkü evet. Benim söylemek istediklerimin hepsini böyle söyleyemediğim için söylediklerim de kifayetsiz kalacak yani. Ya bak sen ayrı, seninle ayrı konuşacağım tamam mı bak? Elim ayağım zaten titriyor. Bırak abicim, bırak bırak. Lan bırak! Bırak! Arkadaşlar dün Mercedes'e hiçbir şekilde ulaşamadık. Parayı da vermediler, telefonu da açmadılar. Artık dolandırıldık diyebilir miyiz? Diyebiliriz abi. Neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Allah'tan çok yüksek bir meblağ değil. 5000 lira göndermiştik. 5000 lira da yolda harcadık desek, yedik içtik desek ki muhtemelen geçmişizdir. İki katı falan vardır. Neyse görüyorsunuz arkadaşlar böyle şeyler yaşanabiliyor. Ama biz bunlar oldu diye karalar bağlayıp da tüh ne oldu ahva edecek değiliz. Yani hemen devam ediyoruz. Şimdi pazar günündeyiz arkadaşlar. Yani buradaki üçüncü günümüz olmuş oluyor. Dedi ki Enes, abi dedi yaşanan bu tatsız olayı unutmak için dedi. Biraz da kendisini ufaktan hissedar görüyor. Arabaya vesile olan kardeşimiz. Arnavutköy'de de çok güzel bir kahvaltıcı var dedi. Oraya gidelim dedi. Şimdi Arnavutköy'e gidiyoruz. Ta Gazi Osman Paşa'dan. Ya böyle isimleri çok zikrediyorum ama sanmayın ki yani İstanbul'u tanıyormuş havası estiriyorum ama öyle bir şey yok. Biniyoruz arabaya gidiyoruz. Burası Arnavutköy diyorlar. Arnavutköy. Burası Gazi Osman Paşa diyorlar. Eyvallah. Var mı söyleyecek bir şey? Yok. Hadi o zaman. Şöyle söyleyeyim. Kahvaltıda görüşelim. YouTuber'ların yaptığı gibi. Şimdi arkadaşlar kahvaltıya geçelim. Mekanı da size gösterelim. Tanıtalım. Yerini yurdunu da gösterelim. Ondan sonra işimize bakalım. Şimdi arkadaşlar nereye gidiyoruz? İstanbul'da 3. ya da 4. günümüz. Yani artık yani günler birbirine girdi, kafalar karıştı. Burada bir tane diş kliniği olan takipçi bir abimiz var. 10 numara böyle kafa dengeye dün sohbet ettik, tanıştık falan. Ya gitmeden dedi dişle ilgili birkaç eksikleriniz var, onları halledeyim falan dedi sağ olsun. Şimdi oraya gidiyoruz. Rüya Dent Esenyurt'ta galiba. Biz şu anda Beylikdüzü'ndeyiz. Esenyurt'a gidiyoruz. Onları ziyaret edeceğiz. O ufak diş müdahalesini yaptıracağız. Artık daha berrak gülüşler, daha şey böyle. yok ya sadece ufak demek birkaç şey yapılacak şey var. Saat şu anda sabahleyin 9. Kahraman abimiz var. Ondan bir emanet alacağız. O da kağıthanede. Kargo görevleri, taşımacılık, uluslararası nakliyat hepsini yapıyoruz. Afyon'a bir emanet götürmemiz lazım. Transporto'daki gibi. Kutuyu pakete alama, asla içine bakma. O şekilde ne götürdüğümüzü bilmeyeceğiz. Şimdi kayınvalidem geldi. Amerika'dan geldi. O işte kayınbirader oradaydı. Onun ziyaretine gitmişti. Onu da aldık. Kalabalık bir şekilde iki araba full eşya. İki arabanın içerisinde eşyalar dolu. Kargolar dolu. O şekilde arkalı önlü gideceğiz. Eyüp birini sürecek. Ben birini süreceğim. Bundan sonrasında da vlogumuz herhalde tamamlanmış olur. Yolda da bir sürü maceralar yaşanıyor. Keşke hepsini size çekip aktarabilsek ama bizim vlog süne uzayıp gidecek. Bunu burada kesiyorum arkadaşlar. İnşallah bir dahakine daha derli toplu, daha güzel vloglar oluşturmak istiyoruz. Geliştireceğiz bu vlog işini Allah'ın izniyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.